Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok kolay, çok basit bir pişi tarifiyle geldim sizlere arkadaşlar. Yağ çekmeyen, sıcak su ile yoğrulan ve gördüğünüz gibi balon gibi şişen pişiler yapacağız bugün. Burada da gördüğünüz gibi incecik ve yağ çekmiyor asla. Hem yumuşak hem çıtır çıtır nefis bir pişi arkadaşlar. Evet, malzeme listemi açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Gerekli olan malzemelerimiz: 1 bardak sıcak kaynar su, 1 çay kaşık tuz, 1 tatlı kaşığı şeker. Bir kabımızı alalım arkadaşlar. Sıcak suyu, şekeri, tuzu eritelim. Daha sonrasında 1 bardak unu da ilave edelim. Hızlı bir şekilde kaşıkla karıştıralım. 2. bardak unu da ilave edelim. Ben toplamda 2,5 su bardak un kullandım arkadaşlar. 2 bardaktan sonra unu dikkatli bir şekilde ekleyelim. Suyumuz sıcak olduğu için ilk etapta elimizi girmiyoruz. Çünkü yakabiliriz elimizi. Kaşıkla karıştırdıktan sonra, kıvam almaya başladıktan sonra artık hamurumuzu elimizde güzelce yoğurabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde hamurumuzu yoğuruyoruz. Unu tamamıyla toparladıktan sonra tezgaha alacağız ve tezgahta da güzelce tekrardan hamurumuzu yoğuracağız. Evet. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak, çok güzel bir hamur elde ettik. İçinde kesinlikle maya yok. Sadece 3 malzeme arkadaşlar. Un, su ve tuz, şeker. Evet. Bu şekilde toparladıktan sonra burada dilediğiniz gibi büyük küçük parçalara kesebilirsiniz. Yaklaşık 11 tane beze yaptım burada arkadaşlar. Eşit bir şekilde kesmeye çalıştım. Büyük gelen parçaları da küçük gelen bezeleri paylaştırdım. Bu şekilde bezelerimi elde etmiş oldum. Ön hazırlık yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü çok çabuk kızaracak pişilerimiz. Yüksek ateşte kızartacağımız için aşırı derecede hızlı olmamız gerekiyor. Bu nedenden dolayı da bu şekilde bezeleri hazırlıyoruz ve açıyoruz hepsini. Yaklaşık tabak altı büyüklüğünce açalım. Kahve tabak altı büyüklüğünce. Bu şekilde ince ince açtıktan sonra hızlı olmalıyız. Bir yandan da ocağa sıvı yağımızı koyalım arkadaşlar. Yağımız ısına dursun. Bezelerimizi açarken yağımız da ısınıyor. Evet, bu şekilde tüm bezelerimizi açıyoruz. Evet, yağımız ısındı arkadaşlar. Bezelerimizi de açtık. Şimdi kızartma işlemine geçeceğiz. Kızartma işleminde dikkat etmemiz gereken, ocağın altını ben en yüksek ayara açtım. Burada en yüksekten 1 gram daha düşürebilirsiniz. Çünkü aşırı derecede çabuk kızarıyor. Hemen hamurumuzu içerisine koyduktan sonra bir kaşık yardımıyla çevirelim ki hamurumuzu aktifleştirelim. Bu şekilde aktifleştikten sonra gördüğünüz gibi balon gibi şişiyorlar arkadaşlar. İçerisinde kesinlikle maya yok, kabartma tozu yok. Hamurumuz bu şekilde yağın içerisinde kızarırken çok güzel balon gibi kabarıyorlar. Çevirelim ve kısa bir süre arkadaşlar, böyle bir 20-30 saniye içerisinde pişlerimiz kızarıyor. Hızlı olmalıyız. Aynı şekilde diğer bezelerimizi de kızartalım, içerisine koyalım. Aktifleştirmek için kaşıkla bu şekilde üzerine bastırarak karıştıralım ve gördüğünüz gibi harika kabardılar. İncecik oluyor, balon gibi şişiyor arkadaşlar ve yumuşacık, dışı çıtır, yumuşacık,
bir pişiler elde etmiş oluyoruz. Evet, balon pişilerimiz çok kısa sürede kızarıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aynı şekilde geri kalan hamurlarımızı da kızartalım. Hamurumuz bitene kadar bu işlemi uyguluyoruz. Evet, gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede hamuru koyduğumuzla kabarması bir oluyor arkadaşlar. Hemen çevirmeliyiz. Yoksa kısa bir sürede yanmaya bile geçebiliyor arkadaşlar. Bu kadar çabuk bir sürede pişilerimiz kızarıyor. Evet, pişen pişilerimi de şimdi sizlere içini göstermek istiyorum. Hem yumuşak hem çıtır. İçerisine peynir sarıp, pastırma, çemen sürüp, acuka sürüp arkadaşlar güzel bir kahvaltı yapabilirsiniz. Biz çok sevdik. Bir pazar kahvaltısı için ben bunları hazırladım. Hazırlamışken de tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım. Bu videoları ben sizler için yapıyorum. Sizler de bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.